Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bundan hemen önceki videoda şu şekilde bir kafa feneri incelemesi yapmıştım. Ürünün gerçekten her şeyini ben çok beğenmiştim. Şu şekilde üst ışık hemen aşağıda bir koblet. Gerçekten ışık kalitesi güzel ama içindeki pil çok yetersiz kaldığı için şarjının çok hızlı bittiği şeklinde bize dönüşler oldu. Bunun pilini lityum pil yapabilir misin? Şeklinde bir dönüş oldu. Aslında içindeki pil de lityum pil ama 18650 pil dediğimiz pil sınıfına değil. Yani bundan çok daha küçük bir pil. Biraz sonra açınca göreceksiniz. Bu kafa fenerinin inceleme videosuna bakmak isteyen arkadaşlar varsa hemen şu üstteki linkten o videoya ulaşabilirler. Şimdi firma arkaya iki tane basit vida koymuş ama vidaları gevşettiğinizde bu tamamen birbirinden ayrılmıyor. Bakın şurada ben tabi biraz bundan önce uğraştım. Nasıl sökeceğimi bulayım diye. Ama bunun basit bir tekniği yok. Gerçekten buraya biraz ne diyelim e, presle yerleştirildiği için yanlardan açmakta gerçekten biraz zorlandım. Kontrol kalemi ya da bir tornavida yardımıyla yan taraflardan şu şekilde minik minik oynatmanız gerekiyor. Tabii ben bunu bir iki defa açtığım için bu kısım tabii ki biraz gevşedi. Şu an rahat çıktığını söyleyebilirim ama ilk yaptığınızda gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Bakın hemen şu kısımda ışığı açıp kapatacağımız düğme kısmı ve micro USB girişimiz var. Şimdi içindeki pil gerçekten bir lityum pil ama kalem pile benziyor sanki bakın şu şekilde. Ve üzerinde herhangi bir yazı falan bir şey yok. Yani amperin ne oldu biraz meçhul. Görmüş olduğunuz şuradaki pil 18650 bir lityum pil sınıfı. Bu elimdeki pile 18650 lityum pil denmesinin sebebi eninin 18 milimetre olması. Bakın hemen şurada 18 milimetre. Yani buradaki 18 enini ifade ediyor. Buradaki 65 şuradaki uzunluğu ifade ediyor. Şu kutbuna mantı yapıştırayım. Kısa devre olmasın. 65-65.5 mm. Bu bandın kalınlığından dolayı biraz etkilenmiş olabilir. Sıfırda bu pilin yuvarlak olduğunu ifade ediyor. Buradaki pili artı eksi kutuplarından sökeceğim. Bakın artı kutbuna kırmızı kablo bağlamış. Eksi kablo ise mavi bağlamış. Bu pilin 14.500 pil olduğunu söylemiştik. Peki bunu neden anlıyoruz? Bakın şu şekilde enini ölçelim. Gördünüz mü şu an tam 14 mm şu kısma dediğim gibi yine bant yapıştırıyorum. Bant yapıştırmamın sebebi bunu bu şekilde dokundursam artı eksi kısa devre yapacaktır. Bakın hemen burayı 14500 yani bu kısımda bakın neredeyse tam 5 santim yani 50 milimetre hani 14500 14 enini ifade etti. Yanındaki 50 buradaki 50 milimetre ifade etti. En sona kalan 0 da bunun yuvarlak olduğunu gösteriyor. Elimde şu şekilde diptyum pillerin kapasitelerini ölçmek için kullandığım Li-500 Li şarj ve deşarj cihazı var. Eğer yetişebilirsem videonun sonunda da bu pilin gerçek kapasitesini öğreneceğiz. Evet şu an pilin voltajının 3.80 volt olduğunu söylüyor ve iç direnci de 42 imiş. Biz burada en altta NOR test denilen bölümü seçeceğiz ve pilin amperi çok düşük olduğu için çok düşük amperde şarjı başlatacağız. Yani önce pili şarj edecek. Daha sonra pili de şarj edecek. Ve tekrar şarj edip işlemi sonlandıracak. Şurada en hızlı çıkacak. Yani kapasite şu kısımda en son yazmış olacak. Yani devrenin içi gerçekten çok küçük. Yani ben bu pili buraya cukur tutmam gerekiyor ki hiçbir kusur kalmasın. Şu şekilde bakın tırnakları. Pense yardımıyla da kırabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bu kısmın temizliği neredeyse tamam. Şuradaki bacaklara çarpıyor. iç kısmına giremiyor. Şimdi oraları alacağım. Çok zorlanmadım. Şimdi abartmayalım. Şu şekilde yerleştirdim. Ufak tefek değen yerler var. Onları da temizleyeceğim ama neredeyse %90 tam oturduğunu söyleyebilirim. O pürüzleri de alalım. Pilin kutup baştan lehimlemek için önce havyanızın üzerine kutup başına getirin. Biraz ısınmasını bekleyin pil kutbunun ve lehim telini verin gitsin. Videonun başında kırmızının artı bağlantısı olduğunu söylemiştik. Bakın şu kısım bizim artı kısmımız. Bu tarafta eksi. Hemen bir deneme yapalım. Buradaki pili takmamızın mantığı çok daha uzun feneri kullanabilmek. Bu pilimiz yaklaşık 2340 miliamper civarında. Eski pili 800 miliamper diyordu ama bakalım değer ne çıkacak. Ben zannetmiyorum 800 miliamper saat çıkacağını. Pilin artı kutbu buradaki devrenin arka kısmına aşırı yakın olduğu için herhangi bir kısa devre yönlemek için pilin bu taraftaki kutup başlığına şöyle bir Bant yapıştırıyorum. Başka bir şey de olabilir. Önce devreyi yerleştirmelisiniz. Şuradaki tırnaklı kısma. Sonra pili yerleştirmelisiniz. Aksi halde zor olur. %100 kapanmadı. Şimdi yalan konuşmayalım. Ama büyük oranda kapandığını söyleyebilirim. Bir ile bu kısımda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şu tarafta düğmenin minik bir şeffaf düğmesi var. Bakın şu şekilde. O kısımda yan taraflar oturunca tamamen kapandı. Yeni fenerimiz hazır. Tabii ki biraz ağırlaştı. Burada tabii ki yeni pilin kapasitesi yükseldiği için şarj işlemi çok daha uzun sürecek. Bu şekilde şarja takıp şarjınızı yapabilirsiniz. Artık bunun pilini kolay kolay bitiremezsiniz. Çok kolay olduğunu söyleyemem. Ömrü çok uzun oldu. Bakın pilimizi teste tabi tuttuk. Deşarj işlemi sollandı. Pil tekrar şarj edildi. Bakın 4.2 volta kadar geldi. Yaklaşık işlem 52 dakika sürmüş. Ve çıkan değer 220 miliamper saat. Çok çok düşük bir değer. Bu düşük değerde bile yaklaşık yarım saat 45 dakika tam randımanlı çalışıyor bu eski fenerimiz. Şimdi biz bu yeni yaptığımız feneri çalıştıracağız. Şu an saat yaklaşık gecenin biri. Işığı herhangi birisini yakabilirsiniz. Ben şu ledin daha fazla ışık verdiğini düşünüyorum. Başlatıyorum. Bir aksilik olmazsa sabah namazına kalktığımızda eğer hala yanıyorsa bu süper bir şey olacak. Umarım faydalı video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.